Santa Clara Baba Dice. Bölgenin en yüksek dağlarından birisi. Karşı dağlara Dana Dağlar diyorlar. O bölgede de Develi Dağ diyorlar. Arkası Zile. Bu taraf Yozgat. Aydıncak vesaire. Bu taraf şu dağların arkası Yozgat. 36 kilometre buraya. Şu yakındaki köy Küçük Kıra köyü. Ağlat'ın hizasındaki tepenin arkası Suludere. Büyük Ağlat'ın tam karşı hizası Karabayır, onun üstündeki tepenin üzerinde iki çatal görünen Kale Hisar Kalesi. Tam değneğin hizasında Çampaşa. Eski ismi Cihanpaşa. Şu dağların arkasında Dermet. Devlete bağlıydı. Sonra Bura babanın mezarı şu aşağıdaydı. Orayı kazmış defineciler. Sonra buraya temsili olarak bizim Salim Kıran bir mezar yaptırmış. Eskiden yağmur duaları hep burada yapılırdı. Ve yağmurdan, duadan sonra da mutlaka yağmur yağardı. Köye zor yetişirdik. Şu aşağısı kurban pınarı. Burada yağmur duasına çıkanlar kurbanını orada keserler. Pilav yaparlar ve vatandaşa dağıtırlardı. Gelenlere ikram ederlerdi. Ama duayı burada gibi, ama şu aşağısı düzletilmiş bir hali var. Burayı ağaçlandırmak için ilk teşebbüs ettik. Kendim 250 ağaç göndermiştim, diktiler. Ancak çoğunu söktüler adamlar. Fazla bir şey kalmamış. Fakat devlet sonradan geldi, yeniden ağaçlandırdı. Sanki şu
şu anda bulunduğumuz yer Tümülüs'ün tepesi. Aşağısı da düzletilmiş bir alan. Onun altında zaten dağ. Buraya Hırababa dedikleri için karşı köy, büyük olan köy, büyük hırba. Aşağıya da küçük hırba demişler. Resmi atları dikkatle geçmiş. Zamanında burası çamlıkmış. Çam kozalakları aşağılardan hala çıkar yağmur yağdıkça. Şu aşağıda görünen yerde söğütlerin dibinde aygır denen çok büyük bir su akar. Oradan da zaman zaman çam kozalaklar çıkar suyuna. Çamları burası türbe diye kesmezlermiş. İnsanlar dokunmazmış. Sonra devlet kamu eliyle yani jandarma marifetiyle kestirerek telefon direği yapmışlar. Karşıda görünen zannediyorum Çopraşık Barajı. Hırababa'nın arkasında Büyük Hırka'nın üstünde Haydar'ın köyü görünüyor. Onun ilerisinde Evci Barajı var. Şu görünen ağaç kesildikten sonra çamlar kesildikten sonra kalan tek ardıç ağacı, ardıç demişim. Ahlat ağacıydı. Sanki uzaktan bakınca bir çoban sırtına babasını almış bekleyen bir çoban şeklinde görünüyordu. Ağaç çok yaşlandığı için yarısı gitmiş. Şimdi o özelliğini kaybetmiş. Bu çamlar yeni dikildi. Bölgede kalan tek ağaç buydu. Sanki adeta Hırababa'nın bekçisi gibiydi. Kim bilir kaç yaşında. Aşağıya Girebolu diyorlar. Buranın suyunu bizim köye akıyor hala. Köyün içtiği suyun büyük kısmı buradan gidiyor. Geri kalan bu taraftaki suya da ismini bilmiyorum. Orada Büyük Hırka'ya akıyor. Gümüş gibi suyu vardı buranın. Karşıda sanki kafası çevrilmiş gibi bir tepe var, tepecik. Oraya da kale diyorlar. Büyük ihtimal eski yerleşim yerlerinden birisi olsa gerek. Ama en eski yerleşim yeri şimdi tuttuğum hizada, tam hizada Karabayır'ın berisinde Örenöngü dediğimiz yerlerde. Oralarda tarihi yerler var. Bir de şu karşıdaki dereye Gavur Deresi deniyor, Gülöz'ün devamı. Sungurlu'ya çıkan yolun üzeri. Burada Pencereli Kaya diye bir tarihi taş var.
karşıdaki, hemen karşımıza küçük dede diyorlar. Yani iki hıradan birisi. Buraya büyük dede, oraya küçük dede diyor. Karşıda görünen yer yatan kava. Yatan kavanın üzerinde bir tümülüs gibi bir şey var. Bu tepelerin üzerinde her birinde böyle sırayla doğudan batıya giden tümülüsler var. Küçük küçük tepecikler. Artık ne yaparlar da eski insanlar bile. Meşelerin hiçbirisi yoktu. Vardı ama küçük küçüktü. Sonradan hayvan girmeyince bayağı büyümüştür. Çavdar Hıra Dağı'nda. Babaya ağaçlandırılması için 250 tane filan diktirmiştim 2004'te. Onlardan şu anda kalan bir tane gördüm. Diğerleri de bilemiyorum ama şu anda bir tane. Gençler de dikmişti. Zaten yeni dikilenlerin izleri belli ayrı ayrı yerlerde. Sırtta kalmış. Bu ilk dikilen ağaçlardı. Keşke 250'nin de 250'si kalabilseydi. Çoğunu söktüler galiba. Sökme sebepleri de burası ağaçlık olursa tarımın nerede barınacak diye şimdi devlet el atınca mecburen tellediler ve korunuyor. Bir çeşit çam türü sadece bu dağlarda bulunur. Yozgat ve civarında. Hıra Dağı'nın endemik bitkilerinden ilginç bir çam türü. Ne yapmış, ne yapmış? Babam burada yaylada otururken Yaylada oturuyorlar. Yaylada otururken şu şatırda oradan bir tane davar bu derken yastı taş getirmiş. Nereden getirmiş? Hıra Baba'dan. Çok garip taşlamak için. Evet, düz taş. Düz taş.
Taş akşam getirmiş, koymuşlar çöpün üstüne, zabanayın bakmışlar ki taş yine aynı yerinde babam bakmış. Hmm. Şimdi oranın bir tarihi eserinde ben anlatayım. Söyle abiciğim. Rahmetli ki Kiçin Halit'i biliyor musun? Kiçin Halit'i bildim. Halit Allah rahmet eylesin. Halit dayı dedi ki, benim dedi anam rahmetlik dedi, diyor ki dedi, Aladana'yı oraya kurban kesin diyor dedi. Aladana'yı verdim, oraya kurban kestiler dedi. Düşün de demişler Halit dayının annesi. Nereye Yunus? Karışlıyor. Çık da inek sapmasın bizim halinden. Yunus, deden burada la. Biliyor musun? Yunus, köpek geliyor Yunus. Yunus kaç. Koca da bir de kaçar. Basma, gel. Gel, gel, gel. Vazifeni yaptın sen, gel. Aslan, bunun adı ne la? Bunun adı ne? Tombul. Aslan, bu köpeğin adı ne? İsmi yok mu? Ötekinin adı ne? Sarı, sarı. Aynısı. Bir tane daha var kocaman. Alenik. Ala enik. O tuğlu da karabaş.